Yeni konumuz gelin adayımız Dilek'in bu hafta hatırlıyorsanız 4 dakika süren bir bandın sonunda kendisine sorulan basit bir soruya daha önce evlendin mi sorusuna verdiği bir cevap, daha doğrusu yanlış cevap, yanlış beyan ve 4 dakika sonra bunun itirafıydı. Konuştuk, tartıştık bunu. İzleyicilerimizi hatırlatmak için bir daha verelim. Önemli konulardan biri de efendim. Aranızda peki başka evlenip boşanan var mı? Evlenip boşandın mı hiç? Sen? Çok. Ama biliyorsun söylemiştim yüzük mevzusu olmuştu. Hani nişanlandığını söylemiştim de evlenip boşanmadın mı daha önce? Allah Allah. Niye evleneyim? Niye söyleyeyim canım öyle bir şey olsa? Hiç evlenip boşanmadım. Evet. Ben öyle duymadım ama. Olabilir. Hayır, onun dışında hiç evlenip boşanmadın mı? Hayır. Evlenip boşanmadım. Emin misin? Evet. Hani ben bilmiyor muyum evlenip evlenmediğimi? Ben başkaları senin mı karar veriyor biliyor anlamadım. 17 yaşında evlendiğini biliyorum ama. 17 yaşımda? Evet. 17 yaşında evlilik mi oluyormuş? Evet oluyor. Resmi olmaz 17 yaşında. Oluyor. Yaş reşit değil. Oluyor. Bir aile büyüğün senin yerine imza atıyor. Anne baba atarsa oluyor. Valla benim annem hiç öyle bir imza atmadı. 17 yaşında. Allah Allah ben biliyorum senin daha önce evlendiğini. Bir kere ben 17 yaşında. Yok canım. Yetiştirme yurdundaydım. Yani orada nasıl evlenebilirim onu anlamadım. Orada da senin işte vekilin kimse o senin yerine imza atabiliyor. Onlar yetkili değil, imza atamazlar. 17 mi 18 mi her neyse. Ben senin daha önce evlenip boşandığını biliyorum yani Dilek'ciğim. Gerçekten. Tamam. Evet. Sen sana evet doğru biliyorsun. 2 kere evlendim, 3 kere evlendim. Ay sinir oldum cidden böyle bir şey saklıyorsan ben sana kızarım. Kankan biliyor muydu bunu? Allah aşkına Melis ne diyorsun ya? Tatlım bunların bununla alakası yok ki. Ben senin burada kötü bir şeyini söylemiyorum zaten farkındaysan. Evlenip ayrılmak kötü bir şey değil zaten. Kötü bir şeyini de söylemem zaten. Aha. Sadece evlenip ayrılmışsın bunu niye gizledin diyorum. Hani evlenip ayrılmak kötü bir şey değil. Ben de daha önce evlenip ayrılabilirdim. Hı-hı. Mesela benim de annem ay, evlenip bir şey ayrıldı. Değil, evet. Kötü bir şey değil. Ayça, Mehtap ki Mehtap hı-hı benim en samimi arkadaşım. Hı-hı. Evlenip ayrılmış kötü bir şey olsa onunla arkadaşlık etmem. Ya da Ayça ile arkadaşlık etmem. Hayır kötü bir şey demiyorum ki zaten. Tabii ki de kötü bir hani şey değil. Hani niye gizliyorsun? Hani Nur da gizlemişti. Biz onun da tepki göstermiştik. Hani niye gizledin diye. Ki sana tepki bile göstermiyorum. Hı hı. Hani sadece merak ettim neden gizlediğini. Çünkü neden söylemek istemedim biliyor musun? O benim hatamdı. Evet evlenip ayrıldım. Ne? O benim hatamdı. Çok büyük bir hatamdı. İstemeyerek, bilmeyerek yaptım o hatayı da. Sırf evden kaçayım diye annemlerden gitmek istedim. Ve zaten ayrıldık da. Hiçbir şey de hatırlamıyorum yani. Sen yetiştirme yurdunda değil miydin? Nasıl evden kaçayım diye evlenmek istedin? Hayır ben yetiştirme yurdunda kaldıktan sonra... ben sana dün bir şey söylemiştim ya. Onu burada söyleyecek değil. Çıktıktan sonra gelip bizi aldı. Yani beni aldı. Kız kardeşimi önce almıştı zaten ayrı yerlerde olduğumuz için. Biz beraber yaşamaya başladık. O zaman hani evden gitmek istedim anladın mı? Kurtulmak istedim. O evde kalmak istemiyordum. Annen geldi sizi aldı. Yani. Annenle evet beraber yaşamaya başladınız. Kardeşin aha de vardı. Aha. Daha sonra sen orada anne üvey babayla yaşamamak için evden kaçmak hem için hem üvey babayla hem annemle kalmak istemediğim için. Tamam, benim için bir kurtuluş hani. Kaç yaşındaydın? Diye... 18 yaşında falandım herhalde. Tamam, kendi isteğinle kendin evlendin. Aha. Anladım. Niye önce bu kadar direndin bunu söylemeye? Yani Melis'in aslında bir şey bilmediğini boşaltıp dolu tutmaya çalıştığını mı düşündün? Veya hiç evlenmemiş olmanın sana bu evde avantaj sağlayacağını mı düşündün? Yok hayır sadece paylaşmak istemedim. Neden? Bu bir evlendirme programı ve daha önceden evlilik tecrüben olması çok önemli bir nokta. Yeter ki sen kısmetse o.